Herkese merhaba. Bugün sizlere primer retina dekolmanında plana vitrektomi cerrahisinden bahsedeceğim. Ben Gazi Üniversitesi'nden Baran Özdemir. Yırtıklı retina dekolmalı, retina nörosensoryal tabakasının altındaki retina pigment epitelinden ayrılmasıyla ortaya çıkar. Burada cerrahinin temel amacı yırtığın kapatılmasıdır. Peki hangi olgularda plana vitrektomi öncelikli tercihtir? Pseudofakik veya afakik olgular, PVR'lı vakalar, geniş yırtıkların eşlik ettiği dekolmanlar, posterior polide yırtık bulunan hastalar, indirekt oftalmoskopi ile yırtık görülemeyen olgular, katarak veya vitreo samurası gibi medyopasinin eşlik ettiği durumlar. Cerrahinin temel amaçlarını özetlemek gerekirse, vitreosu kesip aspire ederek yırtık üzerinde detraksiyonu ortadan kaldırmak, subretinal sıvının kontrollü şekilde drenajını yapmak, periferik vitreos tabanını temizleyerek olası PVR ve anterior membran gelişimini önlemek, yırtık etrafına lazer veya kriyopeks uygulayarak kalıcı koriyoretinal adezyon sağlamak ve bu adezyon gelişene kadar endotamponat ile yırtığı sıvıdan uzak tutmak. Başarılı bir cerrahi için mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalar var. Vitreos tamamen uzaklaştırılmalı, vitreos tabanı titizlikle tıraşlanmalı, arka öğet ayrılmış ve kontrol edilmeli, yırtık çevresindeki tüm vitreos lifleri temizlenmelidir. Trokar girişlerini 3,5-4 mm arasında yaptıktan sonra kombine lens cerrahisi ile beraber yaptığımız bu hastaya lens cerrahisine geçtik. Daha önceki temel vitrektomi videosunda trokar girişlerinden daha detaylı bahsetmiştik zaten. Kombine lens cerrahisi 50 yaş üzeri olgularda vitrektomi sonrası katarak hızla ilerlediği için daha erken görsel rehabilitasyon sağlar. Kataraktın fundus görüşünü engellediği anterior PVR veya membran varlığında yoğun vitreo hemorajlarında lens arkasında opasite bırakmamak için lens alınabilir. İnfüzyon kanülü açılmadan önce mutlaka içeride olup olmadığı kontrol edilmeli. Cerrahi sırasında vitreosun tamamen uzaklaştırılması ve vitreos tabanının titizlikle tıraşlanması temel hedeftir. Arka öğet mutlaka kontrol edilir. Gerekirse triamsonla boyanır. Atmalı yırtıklarda filebin uzaklaştırılması, vitreos liflerin tamamen temizlenmesi gerekir. Çünkü yetersiz vitreos temizliği postoperatif PVR için önemli bir risk faktörüdür. Vitreos temizlendikten sonra ve yırtık etrafındaki vitreos tamamen uzaklaştırıldıktan sonra subretinal sıvının drenajı yapılır. Bu yırtıktan olabilir, internal drenaj rolünden olabilir veya perfluorokarbon sıvısı yardımıyla da olabilir. Retina yatıştırılıp stabilize edildikten sonra mutlaka periferik bez temizlenir. Retina dekolmanı olgularında periferik bez çok iyi temizlenmesi gerekmektedir. İyi temizlenememiş periferik bez olgularında PVR kaçınılmaz bir durumdur. Burada biz arka yönün ayrıldığını gördük ama triamsonla kontrol etmek istedik. Ve bu videoda gördüğünüz gibi çökertme yardımıyla periferik bez dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Bu aşamada lense temas olabilir. Bu nedenle presbiyop bıçağı gelmiş hastalarda öncesinde lens cerrahisi bunu engelleyebilir. Bu aşamada iatrojenik yırtıklardan kaçınılmalıdır. Pek çok yırtık varsa veya yırtık görülemeyecekse önceden endodiyotermi ile yırtıklar işaretlenir. Bazen retina yatıştığında yırtıkları görmek zordur. O nedenle bu aşama önemlidir. Tercihe göre değişmekle beraber burada biz yırtıktan internal drenaj yaparak hava değişimi yardımıyla retinayı yatıştırmayı amaçlıyoruz. Ve öncelikle kanülümüzü yırtığa yakın bir yere tutuyoruz ve burada yırtıktan sıvının drenajını sağlıyoruz. Bunu sağladıktan sonra hava altında lazer yapıyoruz. Lazer sonrası bu hastaya CHF8 gazı verdik ve portları sütür etmeden kapattık. Hasta postoperatif 1,5. ayda retina yatışık, görme düzeyi de tatmin ediciydi. İkinci olgum 12 yaşında yüksek miyopisi olan genç bir kız hastaydı. Sol gözde dev yırtıklı retina dekolmanı vardı. Pediatrik hastalar katarak geliştirmeye daha dirençlidir ve lensin alınması yakın görmeyi de bozacağı için bu hastalarda öncelikle lens cerrahisi düşünmüyoruz. Önce burada merkezi vitreosu dikkatli bir şekilde temizledik. Burada temizlerken retinayı çok dalgalandırmamak önemli esasen. Bunu yaptıktan sonra yırtık kenarlarını temizleyerek düzenli bir yatışıklık oluşması için bir yatak sağladık. Burada kıvrımlanmış kenarları tabii daha düzgün bir şekilde önce biraz böyle parçalı olabiliyor fakat düz bir şekilde temizlemek gerekiyor. Özellikle burada vitreos kalıp kalmadığından emin olmak için genelde olmuyor dev yırtıklı retina dekolmanlarında. Daha sonra retinayı yerine doğru repoze etmeye çalışıyoruz. Bunu özellikle perfluorokarbon sıvılarla yapıyoruz. Perfluorokarbon sıvılarla bu daha kolay oluyor. Ve retinayı yatıştırdıktan sonra periferik bezi temizliyoruz. Özellikle dev yırtın olduğu bölgedeki anterior retinayı tamamen temizlemek lazım. Vitreosu bütün kadranlarda temizlemek lazım. Başka kadranlarda da yırtık çıkabilir. Bu önemli.
Bunları da temizlemek gerekiyor. Bunu temizledikten sonra da en az 4 sıra lazerle 360 derece lazer yapmak burada gerekiyor. Diğer kadranlarda da yırtık olduğu için, ama yırtık kenarları en az 4 sıra lazer yaparak yatışıklık sağlamak lazım. Burada endotamponat olarak silikon yağı tercih ettik. Özellikle dev yırtıklı ve komplike olgularda silikon tamponat daha uzun stabilite sağlamaktadır. Bu hastada 3. ayda silikon çıkarıldı. 1. yıl kontrolünde görme oldukça iyi bir seviyedeydi. Peki cerrahiden sonra hangi hastada hangi tamponu tercih etmek gerekir? Küçük ve üst kadranlardaki yırtıklarda hava, ki pek tercih etmiyoruz ama olabilir, ve kısa etkili gazlar, SF6 gibi gazlar uygun olabilir. Alt kadran yırtıklarında veya geniş yırtıklarda daha uzun etkili gazlar, CHF8 gibi gazlar tercih edilebilir. PVR riski yüksek, travmatik veya komplike olgularda silikon yağı en uygun seçenektir. Sonuç olarak parsplana vitrektomi doğru indikasyonla seçilen hastalarda uygun cerrahi basamaklarla retina dekolmanı tedavisinde yüksek başarı sağlayabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.